Dediler ki ya Hizbullahçıları, ya Hizbullahçıları AK Parti Tayyip Erdoğan milletvekili yapacak ya dediler. O Hüdapar şimdi o teklifi verdi. Buyursunlar, şimdi ben de soruyorum sizin sorduğunuz gibi. Meclis neyi bekliyor? Buyursunlar acilen şu kanun. Burada açık ve net söyleyeyim. Bu defa ben Ali İhsan Bey gibi konuşacağım. Yani yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi, kusura bakmasınlar, bu süreçte çuvallamışlardır, iyi sınav verememişlerdir. Yani hiç sesleri solukları çıkmıyor. Erbakan Hoca hayatta olsaydı, ben iddia ediyorum, yer yerinden oynardı. Ya hakikaten böyle bir soykırım yaşanıyor. Ya şu meseleyi meclise de girdiniz mesela. 3 veya 5 milletvekiliniz var. Niye getirip meclise önerge sunmuyorsunuz? Neden ortalığı ayağa kaldırmıyorsunuz? Abi ses yok. Fatih Erbakan kayıp. Saadet Partisi Genel Başkanı. Halk TV'deydi. Yani hakikaten inanamıyorum ya. Halk TV'de sabahleyin. Tamam. Şaka yapmıyorum. Cidden Halk TV'ye çıkmış AK Parti'nin seçim kaybetmesini yorumluyor. Ama seçimden önce Fatih Erbakan İsrail Filistinlileri katlediyor diyordu. Şimdi katletmiyor mu? Halk TV'ye çıkmışsın. Ne AK Partisi'ni konuşuyorsun ki? Anlatsana İsrail'in zulmünü. Anlat bakalım, bir dakika konuşturuyorlar mı seni? Şimdi AK Parti'nin işte seçimi kaybettiğini, bundan sonraki süreçte de benzer netice. Ya, Fatih Erbakan bugün, yani 26 Haziran 2024'ün sabahında Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu. Ya Ali İhsan Bey çıkabilir. Mühim olan ne söylediği. Sizin dediğiniz gibi. Yani ne söylediği. Ya çık, tamam, Halk TV'ye de çık, Sözcü TV'de çık, Akit TV'de çık, ama abi yani şu ortamda bu partilerin, sözüm ona, milli görüş gömleğini çıkarmadığını iddia eden partilerin sessiz kalması çıldırtıyor insanı. Ya anlaşılır bir şey değil yani. Şu an Kürşat Zorlu'ya bir itirazları var mı? Saadet Partililerin, AK Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin, her birinin, İyi Parti'nin içerisindeki insanların. Şimdi Yavuz Avrahalioğlu diyeceğim. Yavuz Avrahalioğlu diyecek ki ya ben ayrıldım İyi Parti'den kardeşim. İyi güzel de İyi Parti'de bir tek Yavuz Avrahalioğlu mu vardı? Dini hassasiyetleri ağır basan. Birçok kişi konuştuğunuz zaman ya biz de dindar insanlarız. Biz de alnımız secdeye giden insanlarız. Niye bize böyle sert eleştiriler yapıyorsunuz? PKK ile ilgili konularda niye sert ifadeler kullanıyorsunuz diyorlar. Buyursunlar. Somut örnek verdim. Galata Kulesi'ni işgal ediyor HDP'liler. Kürşat Zorlu'yu bekliyorum. Versin önerge, ben kendisinden özür dileyeyim. Ama ona önerge vermeyip de Diyarbakır'da Starbucks'ı eylemine konu eden dindar insanları niye gözaltına almadınız diye İçişleri Bakanlığı'nı sıkıştırıp arkasından da bizi burada birbirimize sorular yöneltecek şekilde niye gözaltına alındığı şeklindeki uygulamalara muhatap ediyorsa, ben de Kürşat Zorlu'ya sormak zorundayım. Siz eğer İsrail'den mi maaş alıyorsunuz da bu soru önergesini veriyorsunuz? Eğer yok, ben hak hukuk adına veriyorum diyorsan, buyur Galata Kulesi ile ilgili HDP'liler hakkında da aynı soru önergesini ver bakalım, göreyim ben senin boyunun ölçüsünü.